Merhaba değerli dostlarım. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Böyle bir 15 dakikalık falan hap gibi bir video yapacağım arkadaşlar size. Bana son zamanlarda bir takım sorular geliyor. Geçtiğimiz günlerde de ben bununla ilgili Uzak Doğu Pasifik bölgesinde bulunan bir arkadaşımla, bir dostumla yaptığım görüşme sonrasında da aldığım notları sosyal medyada paylaşmıştım. Soru şu: Çin dünyanın yeni patronu mu diyorlar arkadaşlar. Bakalım Çin dünyanın yeni patronu mu? Çin dünyanın yeni lideri mi arkadaşlar? Bunu bir konuşalım. Şimdi ben uzun yıllar Çin'de yaşadım. Yaklaşık 6-7 yıl kadar Çin'de yaşadım arkadaşlar. Son zamanlarda da işte yaklaşık 1 yıl kadardır da, yani 7-8 aydır da Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyorum ve burada da vatandaşlığa giden bir prosesin içerisindeyim. Yani deneyimlerim var. İki tarafta da ticaret yapıyorum. Çin tarafını da gördüm, Amerika tarafını da gördüm, insanları da gördüm, eğitimi de gördüm. Bunun dışında ticaret yapma biçimlerini gördüm, insan kalitelerini gördüm. Bir kıyaslama yapabilirim ama kendi kıyaslamama ek olarak benden çok daha uzun yıllar Çin'de bulunmuş, dünyanın farklı yerlerini görmüş insanlarla da görüşmeyi çok önemsiyorum. Ve işte onlardan biriyle de görüşüp böyle 3 sayfalık arkadaşlar bir not var önünde. Sorular var, bu sorulara verilen cevaplar var. Ben bunları size paylaşacağım. Şimdi dünyanın yeni lideri Çin mi? Arkadaşlar liderde olması gereken bazı özellikler vardır. Liderde olması gereken ilk özellik adalettir arkadaşlar. Bugün Amerika Birleşik Devletleri dünyanın lideri. Kör topal da olsa dışarıda, uluslararası ilişkilerde bir adalet dengesi gidiyor. Evet, adaletsiz kötünün iyisi. Yani iyi demiyorum arkadaşlar, kötünün iyisi, eldekilerin en iyisi şu anda bu. Başka bir toplumun dünyaya verebileceği, dünyaya armağan edebileceği bir adalet sistemi de gözükmüyor şu anda. Eldekinin en iyisi bu. Yani Çin'den çok çok iyi. Çin lider mi? Çin'de adalet var mı? Ya onu sen kendi insanlarına bir kere davranış metotlarından bile anlayabilirsin yani. Çin'in adaletinden bahsetmek için önce bir Amerika'nın kendi içinde halkına uyguladığı yönetim sistemi ve adalet anlayışına bakalım. Bir de Çin'e bakalım. Zaten burada ortaya bir fotoğraf çıkıyor. İkincisi insan gücü arkadaşlar. Her şey insan gücü, insan niteliği, insan kalitesidir. Şimdi bir Çin'dekilerin eğitim sistemine, Çin'deki insanlara bakalım. Nasıl bir eğitimden geçiyorlar? Nasıl bir dünya görgüleri var? Nasıl bir bilinçleri var? Bir de Amerikalılara bakalım. Ben bu ikisini kıyasladığımda yani arada bir galaksi görüyorum. Yani hangi insan gücüyle Çin dünyanın lideri olacak ve dünyaya ne verecek? Çin'in dünyaya verebilecek neyi var arkadaşlar? Amerika Birleşik Devletleri entertainment sektöründe size Hollywood'u veriyor, müziği veriyor, travel seyahati veriyor. Yani bir kere burası cazibe merkezi, insanlar burada okumak istiyor, burada ticaret yapmak istiyor, burada yaşamak istiyor, burada bulunmak istiyor. Peki Çin'le alakalı bana bunu söyleyebilecek birisi var mı? Şimdi algıların değişmesi lazım. Toplumların, insanların, sosyolojinin değişmesi lazım ki ortaya yeni bir lider çıksın. Dünyada şu anda böyle bir durum da söz konusu değil. Patronun, Amerika'yı patron olarak aldığımızda mali bir problemi de söz konusu değil. 2.2 trilyon doları bastı, şimdi halkına dağıtıyor. Yetmezse bir daha vereceğim diyor. Yetmezse bir daha verecek. Yani böyle bir güç dengesi var. Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptıkları 2018 yılındaki yardımlara bile baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri 400 milyon dolar, Çin 40 milyon dolar kadar bir yardım göndermiş. Arada 10 kat fark var. Her şeyde Amerika aslında böyle biraz dikkatli baktığınızda 10 kat üzerinde Çin'in. Peki soru, ya bana verilen soruya cevap şu. Ya bu soru çok komik bir soru diyor. Dünyanın lideri Çin mi? Bu görüşme yaptığım arkadaşım. Bu konularda yorum yapanların hiçbiri Çin hakkında sosyoekonomik, kültürel, tarihi, askeri ve sosyolojik bilgiye sahip değiller. Çok doğru. Çin'de yaşamamışlar. Bir Çinli ile oturup hiçbir zaman Çin kültürü, Çin tarihi, Çin sosyolojisi hakkında konuşmamışlar. Bir Çinli ile yemek yiyip çay içmemişler. Çinlinin dünyaya bakış açısı hakkında bir bilgileri yok. Çin devletinin yayılmacı bir politikası var mı? Tarihten gelen çevresindeki ülkeleri alma, katma, onları yönetme gibi bir politikası var mı? Bir isteği var mı? Bunu hiç hakim değiller. Amerika'ya ancak travel olarak gidip 3-5 gün gitmiş insanlar. Burası hakkında, buranın ticaret yapma biçimi, insanların kültürü, yaşayışı hiçbir bilgi yok. Buna bu insanlar kalkıp bir takım yorumlarda bulunuyorlar. İşte lider şu olacak, Amerika böyle edecek, şöyle edecek. Bunlar sadece temenniler. Temennilerle bizim işimiz yok. Gerçek doneleri ortaya koymak lazım arkadaşlar. Şimdi Çin ne üretiyor? Çin ancak kendine öğretileni, kendine verilen kadar üretiyor arkadaşlar. Yani şimdi bakın, bu telefon bir iPhone 11. Bu telefonu Apple ortalama 1000 dolara satıyor. Para eden ne? Yazılım. İçindeki iOS işletim sistemi. Peki şu dışındaki, geçenlerde Trump iPhone elime alıyorum, ön yüzüne bakıyorum, çok mutlu oluyorum, açıyorum, arkasını çeviriyorum, Made in China yazıyor, bütün moralim bozuluyor demişti ya geçen bir iki sene önce. İşte şimdi Amerika neden bunu buraya yaptırıyor Apple? Üretim maliyetleri düşük. Yani peki Çin bunu ne kadara yapıyor? Ya ortalama 70 dolar, 80 dolar, 100 dolar bunun maliyeti var, yok. Peki Amerika bunu kaça satıyor? Değer katarak 1000 dolara satıyor arkadaşlar. Aradaki farkı görmeniz açısından anlatıyorum. Yani Çin'in üretip
konteynerlarla gönderdiği şey bir tane koliyle. Zaten Amerika bunu kazanıyor bir koliyle. Bir koli yok aynı. Yani. Konteynerlar karşılığı bir koli. Şimdi burada ne var? İnovasyon var, teknoloji var. Çin teknolojide bir yere doğru gidiyor diyorlar. Hayır arkadaşlar, Çin teknolojide de böyle çok önemli bir noktaya doğru gitmiyor. Sadece Çin kopyalayarak gidiyor. Mesela telefonun içinde kullanılan işletim sistemi ne arkadaşlar? iOS. Peki Android, diğer Samsung'larda, Lenovo'larda, diğer telefonlarda kullanılan, Çin telefonlarında kullanılan işletim sistemi ne? O da Android, Google, Play Store arkadaşlar. Yani her şey, para edecek her şey. Yani şunun içinden siz yazılımı kaldırdığınızda bu bitti. Hiçbir şeye yaramaz. Bu kadar basit bir proses bu arkadaşlar. Al bunu çöp, arabanın altına takoz yap. Şimdi peki teknolojik olarak bunun içindeki kullanılan bütün application'lara bakalım. Sağlık Bakanı'nın tabiriyle aplikasyonlara bakalım. Fatih Portakal'ın da söylediği gibi. Arkadaşlar bugün siz dünyadan Facebook'u, Twitter'ı, LinkedIn'ı, Instagram'ı, ne bileyim YouTube'u, işte bak şu yayınları YouTube'dan izliyorsunuz. Bir iPhone 11 ile bu görüntüyü çekiyorum ben. Bunları bir kaldırın. Tabii daha onun içindeki o kameranın özellikleri, kameranın üreticisi, hangi ülke, ekranı Çin üretmiyor en basitinden. İçindeki işlemciyi, şunun içerisindeki partları Çin sadece montaj yapıyor arkadaşlar. Üretmiyor. Anlatabiliyor muyum? Üretmiyor. Ha, bataryasını ATL üretiyor. Orası ayrı bir konu. Şimdi... Ya da işte şu dışındaki metal ve işte bazen titanyum kaplama, işte alüminyum kaplama prosesleri Çin yapıyor olabilir. O kadar ona yaptırıyorlardır. Bu bilgiyi vermek istedim. Devam ediyorum. Çin üretiyor ama kopyalayarak ve kendine öğretilen kadar üretiyor. Bir nevi dünyanın 3D printer'ı diyebiliriz. Evet, emeğe hiçbir saygıları yok. Kopyalayarak, çalarak, taklit ederek ve bir noktaya gelebileceklerini düşünüyorlar demiş bana. Sonuna kadar katılıyorum arkadaşlar. Yani ya bir saat düşünün. Dünyanın en büyük kopya saat merkezi Guangzhou şehrindedir. Çin'in Guangzhou şehrindedir. Ya bir tane dünyaya mal olmuş, bütün dünya insanlığının bildiği, taktığı, saygı duyduğu bir Çin markası saat en azından. Ya bir saat biliyor musunuz? Yok. Ama ne yapıyorlar? Milyarlarca dolarlık bir ekonomi oluşturmuşlar. Kopya saat merkezi kurmuşlar. Bununla ilgili de YouTube kanalıma, orayı ziyaret ettim. Yakın zamanda ekleyeceğim o videoyu da. Bunu yapıyorlar. Yani mesela o görüştüğüm arkadaş çok önemli bir şey söyledi. Ya dedi, Apple'ın bilgisayarı ne işte senin kullandığın? MacBook. Bu ne yaptı? Huawei MateBook. Ya dedi, bu kadar rezillik olmaz. Ya başka bir şey yap ya. O MacBook yapmış, sen MacBook yapıyorsun. Ya düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? İşte Çin bunu yapıyor ve bu ülkenin bu kafa yapısının dünyaya lider olacağını falan söylüyor arkadaşlar. Markalaşmayan, inovasyon yapmayan, teknoloji üretmeyen, kendi teknolojisini dünyaya kabul ettiremeyen bir güç asla ve asla dünyanın lideri olamaz arkadaşlar. Bir kere dünya lideri olması için, ekonomiyi ele geçirmesi için dünyada Swift sistemi diye bir şey vardır sevgili dostlarım. Swift. Yani siz bir şirket olarak bir Çinli firmadan mal alacağınızda ya da başka bir Türkiye'desiniz, başka bir ülkeden ürün alacağınızda onu Swift sistemi üzerinden gönderirsiniz doları. Bu Amerika'nın sistemidir. Yani o para önce New York'taki bir bankaya gider, oradan tekrar her dolar transferi önce New York'a, New York'tan gidecek olan şirketin hesabına gider. Önce bu Swift sisteminin değişmesi lazım. Bu değiştiği anda dünyadaki ticaret duracak, sistem duracak, her şey dağılacak. Arkadaşlar bunun için bir dünya savaşı lazım. Ortaya bir dünya savaşı çıkacak. Amerika Birleşik Devletleri yıkılacak, sistem yıkılacak, böyle bir halk ortada kalmayacak. Ondan sonra Çin dünyanın lideri olacak. Bu kadar net ya, bunu görmemek için ancak çok yanlı bakmak lazım. Yani isteklerimiz, hayallerimiz, işte Müslüman dünyası istiyor ki Amerika gitsin, işte şunlar istiyor, Amerika bitsin, Amerika çöksün, Amerika büyük şeytan şöyle böyle falan. Ya bunlar temenni. Orada bir de gerçekler var, bunlarla yüzleşmek lazım. Bu ülke üretmiyormuş, olur mu? Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en büyük üreticilerinden biri. Bizim ülkemiz bunların ürettikleri malları tüketmediği için, Çin'den ithalat yaptıkları için Amerika'yı üretmiyor zannediyorlar arkadaşlar. Dünyanın en pahalı, en lüks, en güçlü araçları, makineleri, tarım ekipmanları, tarımı, aklınıza gelen ne varsa burada üretiliyor zaten. Buranın kendi iç üretimi var. Ama burası dünyaya ekonomik olarak da bir abilik yapıyor. Herkese bir şeyleri ürettiriyor, paylaşıyor, onlara da kazandırıyor. Kendisi de kazanıyor. Tabii ki kendisi daha çok kazanacak. Hangi tüccar sistemini kendisinin kurduğu, şirketi kendisinin kurduğu, yapıyı kendisinin kurduğu bir şirkette kendisi 3 kazanıp da diğerlerine 8, 10, 15 verir? Böyle bir şey var mı? Yok. Kendinizden bay için ya. Kendinizden. Kendiniz bunu yapar mısınız? Yapmaz. Oğlum Amerika'dan bunu yapmasını nasıl bekliyorsunuz? Bekleyemezsiniz. Adam sistemini kurmuş. Ha, bu sisteme alternatif daha iyi bir sistem getirip onu da güçlü bir insan kaynağıyla destekleyeceksiniz ki bu sefer ortaya
daha düzgün bir sistem çıksın ve bu sistem insanlık tarafından kabul görsün. Ama şu anda böyle bir durum da söz konusu değil. O yüzden hani böyle ufak tefek rakamları üzerinden, bir takım ihracat rakamları üzerinden böyle işte Çin dünyanın lideri oluyor falan filan, bunlara girmemek lazım. Herhalde anlatabiliyorumdur ifade etmek istediklerimi. Şimdi dünyanın en büyük saat markalarını taklit ettiklerini söyledim. Peki. Şimdi bir cümle daha kullanmış. Şimdi dünya liderliğini oynuyorlar ya diyor. Dünyanın abiliğine, patronluğuna oynuyorlar ya. Evet. Bir saniye. Özellikle koronavirüs döneminde tüm dünya cam derdine düşmüşken Çinlilerin tüm milletlere medikal ekipmanlar pazarlama tavırları unutulmaz diyor. Evet. Evet, başka ülkeler de Çin'e pazarlamaya çalıştı. Hakkaniyetli olmak lazım. Doğru. Ama Çin'in bir düşüncesi varmış ya. Çin dünyanın yeni lideri, yeni patron olacakmış ya. Şimdi patron ne yapar? Patron patronluk yapar. Ama patron da onu yapacak bir zeka olması lazım. Ya ben Çin'i yönetsem bugün. Geçen günü Çin'in ekonomi bakanı konuşuyor. Diyor ki bir aylık periyotta, 45 günlük periyotta 1.4 milyar dolarlık bir medikal ekipman dünyaya gönderdik diyor. 1.4 milyar dolar. Arkadaşlar Çin'in aylık yapması gereken ihracat 200 milyar dolar. Şimdi 1.4 milyar dolarlık bir sağlık ekipmanı göndermiş. Bazıları bana katmış, diyorlar ki işte Çin medikal ekipmanlarla çok büyük para kazanıyor. Çok büyük parayı. Ne parası kazanıyor arkadaşlar? 200 milyar dolar aylık ihracat yapan bir ülke 1.4 milyar dolarlık bir ihracat yapıyor şu anda. Ve muhteşem büyükmüş. Böyle bir şey yok. Amerika onun sattığı medikal ekipmanın neredeyse iki katını şu anda halkına free, bedava olarak dağıtıyor. Evde kalın, maaş paranızı gönderiyorum, işsizlik maaşınızı veriyorum, şirketlere SBA loanlar veriyorum, Small Business Administration'dan loanlar, krediler veriyorum. O ilk 12 ay ödemeyeceksiniz, yıllık %3.75 ile ödeyeceksiniz. Yani düşünebiliyor musunuz? 100 bin dolar alacaksınız, 103 bin dolar ödeyeceksiniz. Ya şaka gibi arkadaşlar, komedi rakamlar. Yani Amerika babalık yapıyor kendi halkına. Peki Çin bunu kendi halkına ne kadar yaptı? Diğer devletler bunu kendi halkına ne kadar yapıyor? Rusya ya, işte hani Çin'le Rusya birlikteymiş ya, ne yapıyor kendi halkına? Bana bunu bir söyleyin, o halkların ne kız... Ben Çin'de insanların nasıl sefalet içinde yaşadıklarını gördüm arkadaşlar. Böyle Guangzhou'da, Shenzhen'dan, Hong Kong'dan, Şangay'dan ibaret değil Çin. Geride belki 1 milyarlık köylerde şurada burada yaşayan bir nüfus var. Devasa açlık var. İnsanların hiçbir şeyden haberleri, bilgileri yok. Kendi köylerinde yaşayan bir halk var o tarafta. Yani bunu da ifade etmek istiyorum. Şimdi hani bu abiliğe oynuyorlarmış ama dünyaya hiçbir iyilik yapmadılar. İşte İtalya'ya ufak bir şey göndermişler. Hani 1.4 milyar dolarlık ihracata Çin'in ihtiyacın var. Bedava gönder abi bütün dünyanın ülkelerine. 10 milyar dolarlık gönder ya. Ya Amerika 2.2 trilyon dolar dağıttı. Ya Çin Allah rızası için 250 milyar doları dünya liderliğine oynuyorsun ya. Halklara bedava olarak milletlere bir gönder. Herkes desin ki ya Çin halkına teşekkür ederiz. Çin devletine, Çin toplumuna teşekkür ederiz. Amerika'nın şu anda yapmadığını bize Çin yaptı desin. Bak senin elinde bir fırsat. Ama bunu düşünecek bir devlet aklı bile ben göremiyorum şu an Çinlilerde. Çünkü niye? Böyle bir onların istekleri yok zaten. Dünyanın patronu, lideri olacak. İnsanlar bunu konuşuyor. Çin'in sosyolojisinde, tarihinde, kültüründe böyle bir şey yok. Biraz bunu araştırın. Çin önce kendi içinde bulunan 55 tane ayrı millet var Çin'in içerisinde. Çin ırkı içerisinde. Ya bunları bir böyle bir birlik ruhu içerisinde adaletle bir yönetsin. Ondan sonra dünyayı yönetir, yönetemez onu konuşuruz. İkinci Dünya Savaşı'na dedi bu arkadaşım. Büyük Nanjing katliamında 3000 Japon, 300 bin Çinliyi öldürdü. Çin'in askeri gücünden falan kimsenin endişe ettiği yok. Evet, çok doğru bir cümle. Endişe şu diyor, dünyaya başka bir hastalık armağan edecek mi bunlar? İnsanlar diyor bundan endişe ediyorlar şu anda. Yoksa Çin'den kimsenin endişe ettiği lider mider olacağı diye falan korktuğu yok. Ya dedim ya arkadaşlar, lider olması için taşıması gereken birçok özellik var. Yani adalet özelliği yok, gelişmiş insan kaynağı özelliği yok, dünyaya okuma algılama özelliği yok, liderlik yapma özelliği yok. Böyle bir istekleri de yok zaten. Nasıl lider olacak? Çin bir balondu. Patladı. Etkilerini 10-15 yıllık süreçte göreceğiz diyor arkadaş. Evet, yani bu iddialı bir cümle olabilir. Çin şu anda bir üretim yapıyor arkadaşlar. Dünyanın üretim üssü. Böyle kalırsa, bu üretimi yapıp insanlığa hizmet ederse kendini dünyada şimdi bulduğu gibi gelişerek yer bulabilir. Ama doğru malları göndermesi lazım. Kanserojen olmayan malları göndermesi lazım. Atık malzemelerden ürünler üretmemesi lazım. Çünkü ben yaşadım sevgili kardeşlerim. Çalıyorlar. Siz şu ürünü istiyorsunuz, size şunu yapıyor. Ama size verdiği spesifikasyonla ürettiği aynı değil. Bunu bütün tüccarlar bilir, Çin'le iş yapanlar. Hangi sağlık materyallerine uyarak bu ürünleri Çin üretiyor? Yani siz bir ürün ürettiriyorsunuz, Türkiye'ye getiriyorsunuz. Türkiye bunun CE'si var mı diye soruyor mesela. Test raporları var mı diye soruyor. Ama kimse bunun sağlık raporlarına bakmıyor. Bu plastiğin içinde ne kullanıldı? Kanserojen madde var mı? Hijyenik mi?
İşte şu spesifikasyonlarda mı? Batarya şöyle mi örnek veriyorum? Ya da işte şunun çipi böyle mi? Aydınlatma ürünü getirdiğiniz işte o onun neyse bileşenleri bunlar böyle mi? Kim bakıyor bunlara gümrükte? Parayı veriyorsun, giriyor gümrükten ürün. Yani o yüzden Çin'in bu üretimi devam edecekse de dünya insanlığına kaliteli ürün göndermesi gerekecek arkadaşlar. Bu çok önemli. Çin nüfusunun %10'u kadar olan Japonya kadar yüksek teknoloji ve marka üretsin, biz başka bir şey istemiyoruz dedi bu arkadaşım. Çok da güzel söyledi. Evet, Çin şimdi Japon markalarını arka arkaya, Japon araç markalarını dünyaya mal olmuş. Dünyanın, çünkü Çin'in kendi içinde ürettiği araç markaları var. Yani Build Your Dream, BYD'si var. İşte bunun gibi yaklaşık böyle 10-15 marka var bildiğim kadarıyla. Ama Trumpçı var mesela. Ben de ondan kullanmıştım şimdi. Güzel de bir arabaydı. Ama bunu tabii dünyaya nasıl ihraç edecek? Kim kabul edecek? Kim kullanacak? Hangi dünyanın standartlarına uyum sağlayarak hangi Batı ülkesi bunu alacak da kullanacak? Almıyorlar, kullanmıyorlar. Yani bu sektörde, dünyada araba sektöründe Amerika, Kore, Japonya, Avrupa Birliği ülkeleri, Almanya zaten o işi bitirmişler. Şimdi yüksek teknoloji ve marka üretsinler dedi ya, işte Japonya'nın yüksek teknoloji markalarını, araç markalarını, teknoloji markalarını biliyorsunuz. Bir de Çin'i sayın bakalım, karşımda ne çıkacak? 2-3 tane telefon markası sayarsınız herhalde, başka bir şey sayamazsınız. Onda zaten Huawei şu anda Amerika'da kullanımı da yasaklandı, yani lisansı alamadı. Bu da önemli bir bilgi arkadaşlar. Zaten onun içinden de Android'i çıkarın, bir şey kalmıyor yani arkadaşlar. Evet. Şimdi Çin'de üretim ve ihracat yapan fabrikaların %48'i yabancı menşeli. Yani Batı ittifakı devletlerinin, özellikle Avrupa Birliği, Amerika, Kanada, Avustralya devletlerinin, şirketlerin Çin'e yaptıkları yatırım bu. Hani Türkiye'ye biz yatırım çekmeye çalışıyoruz ya, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan diyor, Volkswagen gelsin bizim ülkemizde üretsin, o gelsin bizim ülkemizde üretsin, Amerikalılar gelsin bizim ülkemizde yatırım yapsın üretsin. Çinliler de bu yatırımı ülkelerine çekmek istiyorlardı. Çektiler. Enerji maliyetleri düşük, iş gücü maliyetleri düşük, insan kaynakları maliyetleri düşük, üretim maliyetleri düşük. Firmalar için, ticaret için bu her şey bir kârdır. Firmalar da koşa koşa Çin'e gittiler. Ha, ortada bir savaş başlarsa Batı medeniyetiyle ve Çin arasında ve Rusya arasında o zaman insanlar da bir karar verirler. Medeniyetlerin devamı mı yoksa Çin mi? Değil mi? Bunu da işte sizin zekalarınıza, duygu ve düşüncelerinize bırakıyorum kardeşlerim. Çin nüfusu bilinen yaklaşık 1,5 milyar diyor arkadaşım. Burada bir takım oranlar verdi. Buna katılanlar, katılmayanlar var. Çin nüfusunun %23'ü şehirlerde yaşıyor dedi. Kalan %77'si ise köy, ilçe ve kasabalarda dedi. Yani bu %23'ün hayatını, o kalan işte %77 ya da %30'un hayatını %70'e izletseniz kimsenin Çin'e bir şey yapmasına gerek yok dedi arkadaşım. Ve beni de çok etkiledi aslında bu. Evet, doğru, çünkü oradaki uçurumları ben gördüm arkadaşlar. Yani orada ben köylerde üretim yapan fabrikalarda da bulundum. Şehirlerde yaşayanlar arasında bulundum. Yani o komünikasyon çok mümkün değil Çin'de. Devlet televizyonlarında da çok mümkün değil. Mümkün olan kısımlarda olabilir. Buna katılanlar var, katılmayanlar var. Yani buraya, bunun üzerinde çok durmuyorum arkadaşlar açıkçası. Şimdi Amerika markaları ile çevresine hava atan ve üstün olduğunu düşünen Çin mi? Çinliler mi? Bunlar mı dünyanın patronu olacaktır arkadaşım? Evet. O Louis Vuitton mağazalarının önünde sıraya giren, Chanel mağazalarının önünde sıraya giren, ya onları bile kopyalayan ya. Onları bile kopyalayan arkadaşlar. Bir toplumdan bahsediyoruz. Kendi markasını yapamayan, o devasa markaları kopyalayıp onlar üzerinden adet yapmaya çalışan bir ülkeden bahsediyoruz. Ya respekt denen bir şey var, saygı denen bir şey var. Adam üretmiş ya, saygılı ol ya. Şimdi öncelikle dedi arkadaşım, bu psikolojiyi yenmeleri lazım. Yani bu eziklik psikolojisinden çıkmaları lazım. Yani bir Amerikalı bir Çin markasıyla dünyaya gidip, ya da Batı İttifakı devletlerinden birileri Çin markalarını böyle öne koyup, işte Starbucks'ını, MacBook'unu, işte ne bileyim iPhone'unu, işte ne bileyim arkadaş, aklınıza hangi şey geliyorsa Çin'in böyle markalar olduğunu düşünün. Batı İttifakı devletlerinin insanları bu markalarla çıkıp bunları gösterip Instagram'larında paylaştıklarını, Facebook'larında paylaştıklarını, Twitter'larında, YouTube'larında paylaştıklarını düşünün. İşte o zaman o psikolojiyi yenerler. Mümkün mü? Bu soruyu size soruyorum. Asla. Çin'in dünyaya verebileceği ne var dedi arkadaşım. Ben de hep bunu söylüyordum zaten. Özgürlük. Özgürlük ya, özgürlük, demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü. Bugün insanlığın geldiği bir nokta var. Bu noktaya ne katkı sunabilecek Çin? Hangi yönetim anlayışıyla, kendi içinde sunduğu hangi vicdani perspektifle Çin dünyaya bunu verebilecek? Bir bunu düşünelim. Sinema sektöründe ne veriyor? Müzik, eğlence, bilgi, bilim, teknoloji.
Ne verebiliyor arkadaşlar? Neresinde? Bu işin neresindesin? Hiçbir yerinde. Neredeyse hiçbir yerinde. Peki nasıl sen lider olacaksın abi? Lideri sorgularlar ya. Sende hangi özellikler var derler değil mi? Senin neyin var derler yani. Dedim ya işte Amerika üretmiyormuş. Ya arkadaşlar hiçbir şeye bakmayın. Sadece Türkiye'nin geçen yıl Amerika'dan aldığı Boeing uçaklarının tutarına bakın. Sonra da siz aynı rakamı Çin kazanabilmek için kaç konteynerini üretiyor bir onu bakın göreceksiniz. Çok ilginç bir cümle kullandı. Sen hiç Amerika Birleşik Devletleri'nden Çin'e kaçan bir mülteci gördün mü? Amerikan vatandaşı Çin'e kaçan bir mülteci gördün mü dedi. Ben Amerika'da rahat edemiyorum, özgür değilim, para kazanamıyorum, mutlu değilim. Burası beni eziyor diyen bir mülteci. Yok görmedim. Peki dedi. Amerika'ya Çin'den kaçan mülteci sayısının ne olduğunu biliyor musun? Evet, ben gördüm arkadaşlar. Ben gördüm. Binlerce, on binlerce. Milyonlarca Çinli burada ya. İmparatorluk burası. Herkese kucak açmış. Hepsi çok respekt saygı içerisinde güzelce yaşıyor çekime. Hepsinin hakları var ya. Hepsinin hakları var. Çin'de yaşayan arkadaşlar çok daha iyi bilirler. Hangi haklarınız var? Hangi hakka sahip oldu? 20 yıl yaşayanlar var. 25 yıl Çin'de yaşayanlar var ya. Hangi hakka sahip oldular Çin'de? Neleri var? Geriye dönüp baktıklarında ellerinde ne var ya? Kazandıkları 3-5 kuruştan başka hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ama burası size vatandaşlık veriyor, green card veriyor. Bu ülkede en iyi eğitim alma hakkı veriyor. Eğer burada doğmuşsanız size başkan olma hakkı bile veriyor. Doğmamışsanız başkanlığın dışındaki her şeyi olma hakkı veriyor demokratik sistem içerisinde. Marka olma hakkı veriyor, tanınmış insan olma hakkı veriyor, önünüzü açıyor, hayal kurma hakkı veriyor. Arada uçurumlar var. Şimdi bunlar değişmeden nasıl gelecekti Çin dünyanın lideri olacak ya da Rusya, Putin kendini ömrünün sonuna kadar Rusya'nın biri Putin Rusya'da kendini ömrünün sonuna kadar neredeyse başkan ilan etti 2036'ya kadar. Xi Jinping ölene kadar kendisini başkan ilan etti. Yani bunlar mı dünyaya liderlik edecekler ya Allah rızası için? Ben sadece gülerim buna. İnsanlık bunu kabul etmez zaten oraya gelemez. Onu yapabilecek güçleri de yok zaten. Yani ben şöyle görüyorum. Devasa bir dev var böyle. Boyu, posu, gücü yerinde. İşte 2-3 tane de böyle yan yana gelmiş böyle hafif boyları biraz uzamış böyle serpilmeye başlayan gençler var. İşte bunlar diyorlar ki o deve biz şöyle yapacağız, biz böyle yapacağız. Ya devin şöyle bir fiske atması yeter arkadaşlar bunları. Yaşayarak görüyoruz işte ya. Yaşayarak görüyoruz arkadaşlar. Bir koronavirüs her şeyi gösteriyor. Amerika için diyorlar ki işte çöktü, bitti, battı. New York'taki, New Jersey'deki ufak tefek birkaç hastanedeki görüntü Amerika'dan bahsedecekseniz 50 ülkeden bahsediyorsunuz burada. Ben yayınlıyorum işte sosyal medyada. Bakın Amerika'daki durum şu, parklarda sosyal mesafeyi koruyan insanlar. Hiçbir stok problemi yok. Hiçbir stokçulara müsaade edilmiyor. Simsarlara müsaade edilmiyor. Halk gayet saygılı. Herkes en son model arabalarına biniyor. En güzel evlerinde oturuyor. Sağlık sistemi burada çok güzel işliyor hastanelerde. Sağlık sistemi hakkında insanların çok az bilgisinin olduğunu gördüm. Bununla ilgili bir yayın yapacağım arkadaşlar. Amerika'da sağlık sistemi nasıl işliyor? Obamacare nedir? Türkiye'deki SSK sistemine böyle karşılaştırıp bilgi odaklı bir video olacak. Son cümle şu. Çin devleti içinde ikinci pasaportu, Amerika Birleşik Devletleri pasaportu olan ve bunların Amerika ve İsviçre bankalarında olan paralarını Amerika Birleşik Devletleri açıklarsa ya da bu mevduatları dondurursa tekrar bir görüşme daha yaparız dedi arkadaşım bana ve bir gülücük gönderdi. Ben de bunu böyle gülücüğü koyarak sosyal medyada paylaştım arkadaşlar. Şimdi bütün bu anlattıklarımdan sonra olayın hukuki ve adalet yönü, kendi insanlarına tavır ve davranış yönü, insanlığa hediye ettikleri, insanlığa verdikleri, ekonomik karşılaştırmalar, teknoloji karşılaştırmaları hepsine bir bakın. Sonra siz düşünün bakayım Çin geliyor muymuş, gelmiyor muymuş? Yoksa hala Çin bekliyor muymuş? Çin'i birileri böyle bir yere getirmeye mi çalışıyormuş? Çin'in öyle bir isteği var mı yok mu? Bir bakın arkadaşlar biraz araştırmış olursunuz. Ben size bir genel çerçeve fotoğrafı anlatmak istedim. Ve kendi yorumumu söyleyeyim. İki tarafı da böyle görmüş, mukayeseli bir şekilde karşılaştırabilecek bir bilgim olduğunu düşünüyorum. Ama çok değil yani görebildiğim açılardan. Yoksa hani bu işleri derinlemesine teferruatlı bir düzeyde bilen insanlara çok ciddi saygı duyuyorum. Onlar da beni bağışlasınlar. Bir şeyler anlatmaya çalışan birisi olarak değerlendirsinler. Saygı ve sevgi duyuyorum onlar için de. Gördüğüm fotoğraf şu. Amerika Birleşik Devletleri bugün yıkılsa kurduğu sistem 100 yıl daha gider. Bu birincisi. İkincisi arkadaşlar, Amerika Birleşik Devletleri'nin yerine bir toplum, bir millet, bir güç odağı ortaya çıkacaksa onun kadar kaliteli, nitelikli bir insan kaynağına sahip olması lazım. Üniversitelere sahip olması lazım. Teknoloji şirketlerine sahip olması lazım. Banka finans kaynaklarına sahip olması lazım. Devlet yönetim aklına sahip olması lazım.
Bunlar yoksa bunları konuşmak da boş diyorum. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı, yorum yapmayı unutmayın. Gözlerinizden öpüyorum, ellerinizden öpüyorum büyüklerim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.